Evet sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bir Lambda Mutfak serisine hoş geldiniz. Şimdi yeni bir seriye başlıyoruz şu anda. Lambda Mutfak dedim ben ismine. Değiştiririz ismini, kafamıza göre takılırız. Daha ben overlay bile hazırlamadım bu içeriye. Bu şeyde, bu video serisinde, bu playlistte sizlerle birlikte bu işin teknik kısmına bakacağız. StarCraft'ın teknik kısımlarına. Zaten replay analizlerinde ufak tefek konuşuyorduk. Replay analizlerinde böyle şeyler konuşuyorduk. Hangi ünite neye iyi, neye kötü. Efendime söyleyeyim, hangi upgrade ne zamanda olur, ne zamanda biter. Build order'lar vesaire falan. Zaten replay analizlerinde böyle ufak tefek konuşuyorduk. Şimdi artık bunu böyle ayrı bir içerikte konuşalım istiyorum. Burada ilk başta ünitelerden konuşacağız. Yeni başlayan arkadaşlar çok merak ediyor. İşte hangi ünite light'tır, hangi ünite armored'tır, hangi ünite ne işe yarar, hangisi hangisini counter'lar falan, taşmak, taş kağıt makas falan, bunları konuşacağız. Ondan sonra ilerleyen videolarda, ilerleyen şeylerde istiyorum ki birlikte build order'larını konuşalım. Hangi build order'ları hangi stillerde konuşulur? Yüksek seviye arkadaşlardan mesela ben diyeyim ki arkadaş, chatimizden işte Protoss arkadaşlar, bana Protoss build'ı öğretin. Hadi bakalım deneyelim onu, ladder'a dalalım, birlikte deneyelim kafası yani. Sonra Terran arkadaşımız bir build öğretsin bize. İşte benim main'im Zorg. Ben diğer arkadaşların Lambo'nun videosuna baktık biraz önce mesela. Bunları build'larını çalışalım, birlikte takılalım yani, anladın mı? Böyle bu işin teknik kısımlarına bakalım. Starport build etmesi mesela kaç saniyede build ediyor biliyor musun? Hayır. Tam doğru yere geldi şimdi. Şimdi like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür videolar konusunda. YouTube'da cayır cayır farklı farklı serilerimiz var. Her gün video geliyor YouTube'a. Bu muhabbetleri de twitch.tv/lambda_cd yapıyoruz canlı canlı. Kalkınız geliniz, canlı canlı muhabbetimize katılınız. Biz ben şu an şimdi chatimde de muhabbet ediyor olacağım. Şimdi sevgili dostlar, anam ayağım. Oğlum nasıl bir kanattım şu anda ayağımı. Neyse dur. şimdi bu videoda şeyleri konuşacağız. Bu videoda sizlerle ünitelere bakacağız. Farklı ırkların farklı tiplerdeki ünitelerine bakacağız. Şimdi ilk başta yekten ben şunu yeni başlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bak şurada şeyde, bak help diye bir şey var, tamam mı? Bak şuraya bak. Ben bunların overlaylarını ayarlayacağım. Daha bugün yayından önce vaktim olmadı. O yüzden bu help oyun içerisinde de var. Bak burada oynarken oyun içinde de var. Şu tuş, tamam mı? Help'e bas. Bak burada help de sol tarafta şeyler var. Protoss üniteleri. Bizim rehber serisine baktıysan oradaki videoların sonlarında hep gösterdim bunları. Protoss ünitelerine bakabilirsin. Terran üniteleri, Zerg üniteleri ve her ırkın teknoloji ağaçları var. Ama bir şey yapabilmek için öncesinde şunu yapman lazım ki diğerini yapabil falan filan. Atıyorum yani işte Ultralisk yapacaksan Ultralisk Cavern yapman lazım. Ultralisk Cavern yapabilmek için Hive'a ihtiyacım var. Hive için neye ihtiyacım var? Infestation Pet. Onun için Layer falan filan. Tamam, teknoloji ağacı. Şimdi benim bu ilk başta bu videoda konuşmak istediğim sizinle şey şu. Bir dakika dur. Dur kal benimle. Sizinle bu videoda konuşmak istediğim şey üniteler. Tamam mı? Ultra Istakos Fırın. O ne ya? Ay YouTube. Kanım hoş geldin. Nasıl toplantı? Şimdi üniteler. Şimdi her ünitenin farklı farklı özellikleri var, biliyoruz zaten. Bunları hepsini deneyeceğiz şimdi. O yüzden bunları şey yaptım. O yüzden unit tester'da açtım bu şeyleri. Irk ırk bakarız hepsine. Tamam mı? Üşenmeyelim, bakalım. Yalnız ünitelerin genel olarak şöyle özellikleri var. Şöyle tagleri var, tamam mı? Her ünitenin bak light mechanical. Zealot mesela light biological. Biyolojik. Adept light ve biyolojik. Böyle tagleri var, tamam mı? Ve bildiğin tag nedir Türkçesi? Etiket. Etiketleri var. Sentry light mechanical psionic. Psişik. Armored mechanical. Bak anladın mı? Bak bu Stalker'ın şeyi, tagleri Armored Mechanical. Adept'ten farklı. Adept Light Biological. Stalker Armored Mechanical. Her ünitenin böyle tagleri var. Neden var bu tagler? Şunlardan dolayı var. Bak Stalker diyor ki, üzerine gel şöyle. Normal istersen oyun içinde de bakabiliriz bu arada. Yani bir tane Stalker
Yapalım. Stalker şöyle bir şey değil mi? Oyunun içerisinde de buna bakabilirsin. Kendi replay'ine bakarken. Bak şurada bak bak. Diyor ki damage 13 diyor. Versus armored 18 diyor. Eğer ki karşısında bir armored tagli bir ünite varsa o zaman bu üniteye 18 vuruyor. Eğer ki karşısındaki ünite şeyse armored etiketi yoksa atıyorum mesela adept ise gel bak adept yapalım bir tane de. Adept. Bak adeptin tagleri neydi? Light ve biological'dı değil mi? Adeptin armored diye bir etiketi yok. Dolayısıyla stalker buna vurduğu zaman şey vuracak, 13 vuracak. Bak 57-70. Gördün? Ama karşısına ben bir tane daha stalker koyarsam yapıştır. Tamam tamam. Bak 62-80 18 vurdu gördün? Olay bu. Adept şeyi bu. Şimdi Sovyası ve o linkine şeyden bu video bittikten sonra bakalım mı arada? Hatırlat bana tekrar. Şimdi ne diyordum ben? Heh. Şimdi her ırkta farklı farklı şeyleri var. Farklı farklı üniteler, farklı farklı tagler var. Bak Ghost'ta mesela Psionic, Biological. Marauder, Armored, Biological. Tamam. Şimdi bak mesela şeylere bakalım. Terran ünitelerine bakalım mesela, tamam. Şimdi şeyler Terran ünitelerini ben şahsen böyle 3 gruba ayırıyorum kafana. Benim kafada bu. Sen kendi kafanda istediğin gruba ayır. Rex üniteleri, Factory üniteleri, Starport üniteleri. Tamam, bunlar farklı farklı teknolojiler. Tamam, benim kafadaki ayrım bu. Sen istediğin gibi şey yap. Mesela bizim Ali var şey. Master Terran. Onun kafasında başka bir model vardır mesela, anladın mı? Çünkü burada Ghost gibi mesela çok yüksek teknoloji ürünler de var şeyde. Ürünler ne ya? Şey, üniteler var. Şimdi bazı üniteler mesela bu Varex'i kaldı buradan. Şuraya çak. Bak add-on olmadan Terran'da Varex'ten yapabileceğin üniteler Marine ve Reaper. Marine bildiğin basic, temel. Bu da Reaper. Tamam şimdi ürün, şey, üniteleri farklı farklı tanıtmak biraz uzun süre anlamsız da olabilir. Şöyle ürüne geliyor yani. Şimdi mesela Marine çok basit bir ünite, şeyin Terra'nın en basit ünitesi. Protoss'un en basit ünitesi ne? Zealot. Gel buraya. Zealot. Zorg'un en basit ünitesi ne? Zorg'un. Ha? Bu şeyler şimdi daha detayına ineriz. Zaten ordu kompozisyonlarını konuşacağız daha ileride. Bunların detaylarına gittiğimiz zaman o zaman mesela şöyle şeyler söyleyeceğiz size. Diyeceğiz ki usta Marine tek başına çok bir işe yaramaz. Marine support'a ihtiyacı var. Marine'in Medivac, Tank, Widowmine gibi destek ünitelerine ihtiyacı var. Tamam mı? Abi mutfak yemeklerini kim test edecek? Matrix Sedan 10 dakika önceki giyiye şey geldi. Katkı geldi. Mutfak yemeklerini işte siz test ettiniz. Gideceğiniz ladder'a oynayacağınız bakalım çalışıyor mu? Şimdi. Bu tür şeyleri konuşacağız yani, anladın mı? Marine tek başına ne yapabilir? Ne yapamaz? Marine'in upgrade'leri. Mesela Marine'de şu anda Steampack upgrade'i var. Bak şurada tekleme gel. Barracks'a tekle koyduğun zaman bak şurada upgrade'ler var, görüyor musun? Pardon. Heh. Combat Shield. Çek bakayım. Combat Shield. Steampack. Concussive Shield. Concussive Shield Marauder için olan bir şey. Marauder'ı bak addonsuz bir şekilde yapamıyorum. Tekle lazım ona. Tekle beklediğin zaman bak bunlar açılıyor. Anladın? Yapıştır teklebi. Bak yapabiliyorum şu anda. Eğer ki reaktör kullanırsam o zaman reaktör de şunu yapıyor. Teklepsiz bir şekilde yapabileceğin ünitelerden ikişer tane yapabilmeni sağlıyor. Aynı anda. Tamam, çılgınlar gibi üretimin oluyor yani. Tamam. Şimdi Barrex üniteleri bunlar. Neyler? Marine var, Reaper var, Marauder var, Ghost var bir de.
Ghost'u yapabilmek için Ghost sadece Barak'sa tekla yetmiyor. Ona bir de bak Ghost Academy lazım. Ghost Academy yap. Bu işte bu teknoloji tree ağacı bu yüzden önemli. Gel buraya bak. Tech tree'ye. Ghost yapmak istiyorsan bak unlocks Ghost. Ghost açıyor görüyor musun? Ne yapman lazım? Supply deponu yapacağım. Barak'sını yapacaksın. Ondan sonra Ghost Academy'sini yapacaksın. Aa ben Ghost Academy için bak Factory de yapman gerekiyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyormuşum. Direkt Barak'tan sonra direkt Ghost Academy yapabiliyorsun. Factory yapmadan. Bak. Öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Şimdi üzerine bir de tech lab yapman lazım. Şey için. Ghost yapabilmek için. Ghost'un farklı farklı özellikleri var. Özellikle en sevilen özelliği de şu. Ghost Academy'den nükleer misil nükleer yapıyorsun. Yapıştırıyorsun şeyi. Ghost'un en sevilen özelliklerinden bir tanesi bu. Çıkın gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Der ve siler. Ghost'un en çok özellikle, en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi bu. Daha farklı acayip özellikleri de var. Mesela Hold Fire. Normal cloak yapıyorsun. Cloak dediğin şu. Cloak dediğin görünmezlik. Görünmezlik yapıyorsun. Görünmezliği açıyorsun. Şimdi ben burada Ghost. Görünmez ama başka bir ırkla karşılaştığı zaman şey yapar. Deploying. Confirmed. Roger. Nothing to it. Bak durdu şimdi. Laps yapıştırır. Aa burada adam varmış der karşıdaki rakipte. Ama hold fire dersen bak koydu şeyi çantaya gördün mü? Silahı koydu. Hiç sesini çıkartmaz burada. Ses çıkartmadan gidebilsin diye. Bu ajan bu. Anladın? Böyle böyle özellikleri var. Şimdi şeyde Barracks'ta çıkan şeyler bunlar. Üniteler bunlar. Bir de Marauder var. Marauder'da Armored Biological. Cayır cayır. Marauder biraz daha böyle şeylere Armored ünitelere karşı böyle daha böyle tank şeyler tank eder şeyleri. Damage'ları. Factory'miz var. Factory'den çıkacak şeyler. Bak yine aynı kafa. Faktörden de çıkacak şeyler var. Chase'iz. Eldos enerjisi bitti değil mi Ghost'un? Zealous Ghost kovalıyor. Yakala! Vur! Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Şimdi hiç addonsuz bir şekilde yapılabilecek üniteler var. Bir de addon isteyen üniteler var. Addonsuz bir şekilde bak buradan Halion yapabiliyorsun. Arabalar. Widowmine yapabiliyorsun. Bunu böyle gömülüyor ve yapıştırıyor. Helbet yapabiliyorsun. Şu Helbet Halion'un dönüşmüş hali. Direkt Helbet olarak da üretebiliyorsun. Direkt Halion'ları Helbet şeklinde yaptığın arkadaşı Halion'a da dönüştürebiliyorsun. Bildiğin bu Transformers kafası. Tamam, bunu hatta normal şuradan smart servoz yaparsan bu işlem daha da hızlanıyor. Bak, laps diye dönüşü veriyor. Hop. Çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Şimdi bunlar add-onsuz bir şekilde yapılacak şeyler. Add-on eklediğin zaman, tekle beklediğin zaman ne oluyor? Bak Cyclone, tank. Cyclone. Tank. Thor. Thor is here. Watch this. Kafası durumlar var yani anladın? Tech Lab bunları açıyor. Onun dışında Tech Lab'de şeyler var. Araştırmalar var. Mesela Helene'in araştırması bak. Helene'e Blue Flame eklersem. Bak şimdi mavi oldu şeyin. Tamam. Şu müzik birazcık abarttı mı? Heh. Şimdi farklı farklı herkesin şeyleri. Magfield Accelerator mesela Cyclone'un upgrade'i. Yaptıktan sonra bak şey görünür. Şurada kırmızı şeyler görüyor. Lazerler göreceğiz şimdi bak. Yapalım şu upgrade'i. What? Oha bunu programlamadınız lan. Lan. Oo hocam 100 saniye bunu bekleyeceğiz. Tamam geldiği zaman şey yaparız konuşuruz onu. Tamam böyle böyle mevzular.
Barracks'tan çıkaracak üniteler. Ha bir reaktör yine aynı muhabbet bu arada. Reaktör şeydeki Barracks'ın aynı. Barracks bütün her yerde aynı şekilde davranıyor. Teklapsiz bir şekilde üreteceğin ünitelerden ikişer tane aynı anda yapmanı sağlıyor. Tam olay bu. Şimdi gelelim Starport şeylerine. Üçüncü farklı tipte. Bak üçüncü tier demiyorum. Tier olayı başka bir olay. Tamam tier olayını şimdi konuşuruz şeyleri bitirdikten sonra. Bu üniteleri bitirdikten sonra. Şimdi aynı şekilde teklapsiz bir şekilde yapılabilecek. Bak bir Viking var burada. Uçayı. Şimdi bak uçan ünitelerde şöyle bir muhabbet var. Uçan üniteler. Bak şu alttaki şeyi görüyor musun? Alttaki bak şeyi görüyor musun? Bak. Bu Viking'in olduğu yer izometrik kameradan dolayı şu anda. Bu Viking'in olduğu yer burası değil. Viking'in olduğu yer burası. Anladın mı? Bak şöyle yaparak anlayabilirsin bunu. Bu yardımcı şey. Eğer ki bunu görmüyorsanız bunun bir şeyi var bak burada. Bak. Gameplay. Show Flyer Helper. Bunu always de. Vurdum şey. Bunu always de. Tamam mı? Bütün uçan arkadaşların helperları. Neden böyle bir şey var? Çünkü şundan dolayı var. Gel yavrucuğum. Gel Viking'ciğim. Ya da aşağıda gelebilirsin. Şuradan bir şey versene bana. Templar ver. Bir de Storm var. Enerjileri nasıl şey yapıyoruz ya? Enerjileri fullleyebiliyor muyuz? Aaa fullleyemiyoruz galiba ya. Aman öf hocam. Şimdi bak gel. Bak şimdi. Eğer ki oyun normal sürüyor, storm atacaksın tamam mı? Storm'u böyle kafasına atarsan bak nereye atıyorsun şu anda. Ice we are bilmeyenler için Jenny yengeniz olur. Anladın mı? Bak Flyer Helper dediği şey şu. İzometrik kameradan dolayı eğer ki ben böyle kafasına atarsam bunun bak arkasına atıyorum. Anladın mı? Perspektif. Atacağın yer neresi? Burası. Bak şu kırmızı şeyden anla zaten bak. Getirdiğim zaman kırmızı oluyor görüyor musun? Bak ona vuruyor diye. Anladın mı? O yüzden var bu Flyer Helper muhabbeti. Gidip de buraya storm atarsam hiçbir işe yaramaz bu. Ama buraya atarsam ağzına vurur. Anladın mı? Oluyor. Ben de diyorum Corruptor'lar neden Storm'u? Ha işte anladın mı? Corruptor'ların altında şey var. Corruptor'ların altında bak. Bak altında şeyler var görüyor musun? Bak. Altında sen şimdi kalkıp da Storm'u buraya atarsan bak arkasına atıyorum yani buraya işaretliyorsun. Anladın mı? O yüzden buraya atacaksın ya. O yüzden var şu yardımcı şeyler. Şunlar perspektifi oturt diye ya. Burada. Burada değil. Anladın? Evet. Şimdi Starport hava ünitelerinin yapıldığı şey tamam mı? Terra'nın normal. Yine reaktör muhabbeti aynı. Reaktör teklapsiz bir şekilde yapabileceği şeylerden iki tane koşu yoluna atıyoruz abi kaçarken hasar alsın diye. İyi yapıyorsun. Teklapsiz bir şekilde yapacağın ünitelerden ikisini aynı anda yapmanı sağlıyor. Atıyorum iki tane Liberator yapalım mesela. Tamam. Aynı anda yapıyorsun. Eğer ki aynı anda olmasaydı ne olacaktı bak. İki tanesi birbirini bekleyecek olacak. Bekliyor olacaktı. Bu şu anki şeyden dolayı, şu an bu moddan dolayı bu tester test unit modu olduğu için bu hızlı üretiyor. O yüzden beklemene gerek kalmıyor. Ama tek lab yaparsan birer birer yapacaksın. Reaktör yaparsan ikişer ikişer. Ama ve lakin reaktörden tek lab isteyen şeyleri yapamıyorsun. Bak ne istiyor? Raven, Banshee, Battlecruiser. Bunlar tek lab istiyor. Tek lab yapmak zorundasın bunun için. Genel olarak benim şeyde de replaylerde de tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi de Terran arkadaşlara çok söylediğim şeylerden bir tanesi de o. Teklabli şeyden teklabli üretim binasından teklab istemeyen ünite yapma. Gidip de buradan Viking çıkartma yani. Anladın mı? Git reaktör yap ya da bu teklabi teklab isteyen şeye harca.
Anladın mı? Git bunu başka şey yap. Burada hala Viking yapabilirsin. Gel bunu kullanacağın şeye tak yani. Anladın mı? Buradan yine Viking üretebilirsin yani. Gidip de tekle bir boşa harcama yani. Anladın? Şimdi teklapsiz bir şekilde üretebileceğin şeylerden bir tanesi Viking, diğeri Medivac. Bak. Medivac'ler işte, bak bu Marine'in support'u. Nerede o Marine? Ha, nükleere kurban git dedim onlar. Bak bunları birlikte takılıyorsun. Ki bak iyileştiriyor, görüyor musun? Bak iyileştiriyor. Ama onun da bir enerjisi var. Bu enerji bittiği zaman iyileştiremeyecek. Olay o. Abi çok heyecanlı ve hızlı anlatıyorsun. Bayağı eğleniyorsun galiba. Eğleniyorum ama ben eğlenmesem bunu niye yapayım ya? Manyak mıyım ben? Durduk yere millete StarCraft şeyi videosu yapacağım. Para kazanmıyorum, bir şey yapmıyorum ya. Anladın mı? Ben eğlendiğim için yapıyorum bunu. Chat ölü ölü diyor. Chat ölü değil, dinliyor chat. Şimdi Liberator. bir de şey var değil mi? Mesela Ali var, Master, o da dinliyordur şu anda bunu. Niye dinliyor? Kesin yanında ladder oynarken dinliyordur ya. Şimdi bak, şeyde Liberator. Daha az önce burada, buradadır. Liberator Siege ünitesi. Siege. Bak Siege ünitesi. Siege demek ne demek? Kuşatma ünitesi yani, anladın mı? Bu şey gibi mesela, Cyclone öyle değil. Cyclone'u cayır cayır şey yapacaksın. Cayır cayır aksiyon ünitesi Cyclone'u. Anladın mı? Cayır cayır aksiyon ünitesi bu. Ama tank öyle değil. Tanklar kuşatma, anladın mı? Tanklardan böyle şey yapacaksın. Filo yaptığın zaman, tankla bir saldırı yapacağın zaman ne yapıyorsun abi? Diyorsun ki gel buraya şey yap, sen buraya git oraya yap, sen buraya git böyle yap, sen buraya git. Bunların mikrolarını konuşuruz daha. Anladın mı? Böyle bir kuşatma yapıyorsun. Bu tanklar böyle bam 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 şey yapmaya başlıyor, böyle yüklenmeye başlıyor. Şey gibi yani, Age of Empires'daki katapultlar gibi düşün, anladın mı? Siege ünitesi yani. Aynı şekilde Liberator'lar da bir siege ünitesi. Bu Liberator'lar işte şu alandaki şeyleri siege ettikten sonra bu alandaki arkadaşlara vurabiliyorlar. Ve güzel de hasar veriyorlar. 75 damage'ı var bir Liberator'ın. Çılgın bir hasar bu. 75 damage demek bayağı şey bak. Thor şu anda 30 damage vuruyor. Tık. Ya 30-30-60. O iki atak yapıyor çünkü. 60 damage vuruyor. Bir tane Liberator 75 damage vuruyor. Çılgın damage var Liberator'ın. Ama kuşatma ünitesi, böyle mobil ünite değil yani. Ha ne olur? Eğer ki şey yaparsan bunu kuşatma şeklinde havadan havaya da vurabiliyor Liberator. Bunun tek olayı splash damage muhabbeti. Şimdi onu da söylemekte fayda var aslında. StarCraft'te ünitelerin iki tip hasar verme olayı var. Bir tanesi normal düz bildiğin, bak böyle pat bir tane vurdu. Anladın mı? Geldin. Pat bir tane vurdun. 133 kaldı. 17 damage vurdu. 18 damage vurdu. Armor'ı var galiba onun. Onları upgrade'lerde konuşacağız. Tamam, bir tane damage vurdu yani. Pat bitti. Şimdi bir de splash damage var. Buna splash damage denir. Alan etkisi denir. Alan etkili hasar denir. AoE denir. Area of effect. Tamam mı? Olay bu. Nedir olay? Ben şimdi şuradan bir tanesine vurduğum zaman splash edecek hasar. Hasarın bir kısmı, pardon, ana hasar buraya vuracak. Sonra belli bir, o ana hasarın bir miktarından da, ben niye böyle konuşuyorsam, armor 70 vuruyor ya hocam. 70 buraya vuracak. Geri kalanlar, etrafındaki yakın olanlara da atıyorum 30-40 damage ya da 35 damage, yarı damage neyse vuracak. Bak. Bunlar da hasar aldı. Gördün? Bunlar da hasar alıyor. Bunun da ismi splash damage. Anladın mı? Şu koraptırlar neredeydi? Getir bakayım şu koraptırları. Bak şimdi. Bak şimdi. Nereye bak biliyor musun? Bak buraya bak. Şuraya bak. Buraya bak. Liberator'lar saldırın abi.
Mad Max saçmalama abi. Niye vurmuyor? Aa, düşman değil diye. Lan Allah kahretmesin. Düşman değil diye öyle, öyle oldu. Saçmadık dur. Bak aşağı. Anladın? Olaya bu. İstersen bir daha göstereyim. Oğlum. Gel abi. Bir tane Liberator al. Bak. Aşağı bak şimdi. What? Lan. Allah kahretsin. Kuraklılar öldürdü şeyi. Oğlum öldürmeyin lan. Ben yeterince hızlı şey yapamıyorum da o yüzden. Bak hepsi birden alıyor hasar, görüyor musun? Bak. Hepsi birden alıyor hasarı. Hepsi birden alıyor hasarı. İşte bu splash damage. Bir tane üniteye vurmuyor. Anladın mı? Etra yakınlarda kim varsa onların hepsine vuruyor. Bazı üniteler böyle. Mesela tank böyle. Korun havaya vuran şeyi böyle. Onları konuşuruz hepsini ordu kompozisyonlarında. Cyclone'lar mesela normal damage vuruyor. Splash damage vurmuyor. Mesela bak Helbetler splash vurur. Helbetler splash vurur. Önündeki bir koni alana vurur. Anladın mı? Siege Tank'te de var aynen öyle. Siege Tank'te bir vurdu mu hepsine vurur böyle. Laf işte bak diğerleri de alıyor, görüyor musun? Hasar diğerleri de alıyor. Aynen Planetary Fortress'ta bak splash vuruyor. Bak Planetary Fortress'ta splash vuruyor. Ya da şöyle yapayım. Alır mı hasar? Yok almadı. Gel bakayım. Aa bir dakika ama şey değil diye değil mi? Bu düşman ünitesi olmayınca böyle bir garip bir bug varmış. Bak şu anda bulduk. Düşman ünitesi değilse şey yapıyor. Splash vurmuyor. Splash çalışmıyor. İlginç bir bug bulduk şu anda. Evet. Ya gerçi şey de öyle değil mi? Mesela Bane'in kendi ünitesine splash yapmaması da öyle. Falan filan. Şimdi gelelim şeye. Şimdi Liberator'ın şeyi bu arada bak, Liberator'ın havadan havaya hasarı splash. Bu splash. Ama şeyin durumu öyle değil. Siege'in durumu öyle değil. Siege'de birer birer. Siege'de splash yok. Pıt bir tane. Anladın? Şey yok. Siege'de birer tane, birer birer demiş vuruyor. Şimdi Liberator bu. Medivac bu, Viking bu. Şimdi gelelim şeye. Tekla birliği ünitelere. Ne onlar? Bak Raven. Sonra Banshee. Platinum League'deki arkadaşlar şu olayı çok görmüşlerdir. Platinum'da Platinum çünkü tarla şey. Platinum Texas. Anladın mı? Platinum her sürekli cheese yapılan bir lig. Şu olayı çok görmüşlerdir yani, anladın mı? Bu şeyi ağır böyle Texas diye bak. Platinum'da çünkü insanlar şeyi çok geç öğreniyorlar. Makro'nun harbiden işe yaradığını çok geç öğreniyorlar platta. Bu görülen bilinen bir cheese'dir bu şu anda yaptığım yani, anladın mı? Mass Raven. Bunu görmüşsünüzdür yani. Anladın mı? Platinum League'deki arkadaşlar çok yaşamıştır bunu. Özellikle Zergler. Bu biraz önce attığım şey. Bu şu anda Raven. Raven'ın birkaç tane farklı özelliği var. Raven destek ünitesi. Raven'ın oto hata yok. Mesela Corruptor'ın oto saldırısı var. Ne demek oto saldırı? Bak normal saldırıyor ve hasar veriyor. Anladın mı? Ama Raven'da öyle bir şey yok. Bak atak yok. Raven destek ünitesi. Nasıl destek ünitesi?
Raven'ın bak enerjisi var. Belli bir enerji. Aynı şu şey gibi. High Templar gibi. Templar yaptık ya. Bu Templar gibi. Gerçi Templar'ın bir şeyi var. Oto hasarı var ama o şey. Su balonu diyorlar ona. Water balloon. Su balonu atıyormuş gibi. Çünkü 4 damage vuruyor ve bir hata var. Hani böyle bir şey yok yani. Hadi git buradan. Git buradan. Saçma sapan bir atak. Bu arkadaşlara verdiğimiz isimler şunlar. Support ünitesi. Destek ünitesi. Spellcaster. Büyücü. Kimse demez buna büyücü ama Spellcaster'ın şeyi o yani. Büyü yapan üniteler gibi düşün. Warcraft'teysen işte Archmage kafası. Bunların işte bak şu enerjisi, tamam mı? Burada gördüğün. Her bir enerjiye göre bak yaptıkları şeyler var. Şurada. Bak. Tarıt koyabiliyor. Ben niye her seferinde? Tarıt atabiliyor. Bak. Tarıt attım. Bu defansif tarıt. Biraz önce attığım şey. Bu tarıt belli bir şeyi var. Zamanı var. Bu belli bir süre boyunca cayır cayır damage vuruyorlar. Etraftaki şeylere. Bak sonradan bu bittiği zaman da patlıyor gidiyor. Ondan sonra Interference Matrix. Interference Matrix dediğin şey başka bir üniteyi tamamen kilitleme şeysi. Evet. Bak şu anda hiçbir şey yapamaz. Siege de yapamıyor. Bak gitti. Bu Liberator'ın olayı. Atak da yapamaz. Hiçbir şey yok. Kilitledi üniteyi. Ama kilidi bittiği anda Laps diye yapıştırır. Onun dışında bir tane de Doritos denilen bir şey var. Doritos şeyi. O da şu. Anti Armor Missile. Bu Anti Armor Missile'ı şeyde konuşacağız. Söyle şunu. Upgrade'leri falan konuştuğumuz zaman konuşacağız. Doritos. Ya buraya. Ben Raven'ları güzel kontrol edebilmiş olsaydım çok daha rahat ölmüşlerdi. Tek. Ah be. Neyse olay bu. Anladın mı? Destek ünitesi bu. O anti armor misali o Doritos'u konuşacağız. Bu armor'ını düşürüyor karşıdaki ünitelerin. Konuşuruz hepsini. Bu destek ünitesi. Destek üniteleri, spellcaster'ları diamond'a kadar hiçbir şekilde tavsiye ettiğimiz üniteler değiller. Tavsiye ettiğim üniteler değiller. Bu. Aynı zamanda aynen Explans'ın dediği gibi bak detector. Detector ne demek? Detector. Bak detector şu demek. Bazı üniteler StarCraft'te görünmez ünitelerdir. Şimdi bu üniteyi biz görebiliyoruz. Çünkü ikiz tarafı da biz kontrol ediyoruz, tamam mı? Ama bu arkadaş bu üniteleri göremiyor. Bak şimdi göstereyim sana. Görebiliyor olsa Laps diye vururdu değil mi? Bak şimdi Raven'ı getir. Raven'ın bir özellik de bak şuraya detector. Detector ne demek? Görünmezleri görünür. Bak. Vurmaya başladı, gördün mü getirince? Görünmezleri görünür kılıyor. Bu detector için Raven ünitesi de olur, Terra'nın mesela şeyi de olur. Misal tarıt da olur. Misal tarıt da hem yukarı vurabilen hem de detector olan bir binadır. Evet sevgili dostlar, bu Raven'dı. Bir başka arkadaşımız da Banshee. Banshee'nin olayı da sadece yere vurabiliyor ama güzel vuruyor. Ben çoğu zaman düşman DT falan getirdiği zaman detection olmadan görebiliyorum. Detection getiriyorum. Adamların hile demişliği var. Tabii normal görebiliyorsun. Yani bir dalgalanma şeklinde görünüyor. Onu böyle başka bir şeyde açarız. Yani bir halı sağlam olsa da bir custom mastım bir şey açarız. Orada gösteririm ben. Şimdi bu da Banshee. Banshee'nin olayı bu. Yalnızca yere vurabiliyor. Banshee havaya vuramıyor. Bak. Atak yapamıyorum havaya. Yandaki yazıyı chat'in arkasında kaldı. Must target ground units diyor.
Yerdeki arkadaşlara vurabiliyor. Havadaki arkadaşlara vuramıyor. Bir başka özelliği de bak burada tech lab'den, starport tech lab'den bunun cloak'unu yapıyorsun. Cloak ne demek? Enerjisi var bu arkadaşların. Bak enerjisi var. Bu enerjisi süresince bak görünmez oldular şu anda. Şu anda karşı taraf bu banshee'leri göremez. Eğer ki detector'ları yoksa. Anladın? Olay bu. What? Bunu, bununla da karşılaşmışsınızdır. Platinum League arkadaşlar. Bu da ayrı bir cheese'dir. Mash. Mass banshee. Yapanlar çoktur yani. Banshee'nin olayı da bu. Havaya vuramıyor. Sadece yere vurabiliyor. Ama güzel vuruyor. İki tane atak yapıyor. Bir saniyeden daha az sürede. Ve bir damage'i 12. Yani saniyede 24. Ben bir tık daha fazla vuruyor. Çünkü bir saniyeden daha az attack speed'i. Bak attack speed'i, weapon speed'i görüyor musun şurada? Pardon. Şu. Weapon speed dediği şey 0.89. Yani 0.89 saniyede bir tane atak yapıyor demek bu. Bak attacks dediği de atak sayısı. Kaç tane atak var? 2 tane atak var. Dolayısıyla bir saniyeden daha kısa sürede 2 tane atak yapıyor. Bir tane hata 12 damage vuruyor ve 24 hasar veriyor. Platinum ne karışık bir renk. Tabii tabii. Aynen öyle. Ya şey olarak Platinum, evet, insanlar şeyi anlamıyor. Makroyu anlamadıkları için hakikaten sadece makroyla çok rahat bir şekilde Diamond'a çıkabileceğinin kabul etmiyor insanlar. Öyle bir dert şeyi var yani. Anlamadığım bir durum var yani. Sadece makro çalışsa harbiden çok rahat bir şekilde Diamond'a çıkacak. Ama yok cheese olur mu? Çok şey yapar mı? Karşıdaki ne yapar? Bilmem, panik durumu. Onu üzerinden attığın anda Diamond'sın zaten yani. Diamond Platinum'dan daha karışık bir yer. Çünkü Diamond'ın range'i çok yüksek. Yani Diamond League en çok popülasyonu en yüksek olan lig. En çok insan Diamond League'de var. Çünkü range'ler anla abi. Diamond League'in range'i ne? 3200'den 4400'e kadar mı ne? Saçma sapan. Dolayısıyla şey yani Platinum ve Diamond birazcık karışık. Farklı nedenlerden dolayı karışık. Diamond'da seviye çok fark oluyor. Aynı Diamond, yüksek Diamond'la düşük Diamond arasında çok dağlar kadar fark oluyor yani. Evet. Bir sonraki ünitemiz Battlecruiser. Battlecruiser bayağı insanların çok çok kullandıkları şeyler. Bak şu anda Yamato upgrade'ini yaptım. Burada Yamato kanon çıktı. Yamato kanon şöyle bir şey. Ops diye bir koyuyor. Maşallah. Yaldır yaldır 240 damage vuruyor bir vuruşta. Bu Battlecruiser'lardan bir kısım varsa elinde, o zaman şöyle toparlıyorsun. Böyle toparlıyorsun, hatta bizim Coraptor'ları getir. Nasıl şöyle hareketler yapabiliyorsun. Tık 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 tık. Aa ben Shift Command'le mi yaptım onu? Bu aslında benim Rapid Fire'daydı değil mi? Yani böyle Yomatosunu yapıyorsun. Ondan sonra bu Battlecruiser'ın en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi Tactical Jump. Yes, Commander. Bak. Zıplayıverdi. I'm on it. Bunu farklı farklı şekilde kullanımları var. Farklı farklı şekillerde şey yapılıyor. Kullanıyorlar. Bunların hepsini konuşuruz. Farklı farklı taktikler, early game, harasları. Bunların hepsini konuşacağız. Onları konuştuğumuz zaman hepsini şey yaparız. Konuşuruz sizlerle de yani. Evet. Üniteler bu şekilde. Sevgili dostlar. Upgrade'ler konusunda konuşacağız. Bu üniteler için konuştuğumuz ilk şey olsun. Terran ünitelerini tanıtmış olalım bu videoda. Ondan sonra şey yapalım. Bir önümüzdeki videoda Protoss'u konuşalım. Ondan sonra da Zerg'ü konuşalım. Sonradan muhabbetlerimize böyle devam ederiz. İlk mutfak videomuz, mutfak içeriğimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz sizler de. Like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun. Ben böyle bir şeyler koydukça. Onun dışında twitch.tv/lambasiyede yapıyoruz bu muhabbetleri. Kalkın gelin. Canlı canlı muhabbete katılın. Buna gerek kalmasın işte. Bak şimdi devam edeceğiz diğer videoya. Görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. İyi eğlenceler. Hadi bay bay.